Şehzade Bayezid Hazretlerinin de teşrif edeceğini ümit etmiştim. Kösem Sultan'ın gözü üzerimizde Müftü Efendi. Lakin şehzademle konuştum. Bizlere itimadı tam. Tahta sahip olabilmek için her şeye razı gelecek. Nasıl olacak o sultanım? Bugüne kadar isyanlar da suikastler de fayda etmedi. Aksine tahtını sağlamlaştırdı her şey. Maalesef. Asker içinde dahi itibar kazanmaya başladı. Onu yerinden etmek için evvela itibarını yok etmeliyiz. Ahalinin sevgisini ve güvenini kaybetti mi yerinde duramaz. O dediğini başarmanız zor. Başarmamız zor Ahizade Efendi. Lakin imkansız değil. İttifakımız hayırlara vesile olacak inşallah. Ahalinin güven ve sevgisini nasıl yok edebiliriz ki? Sultan Murat yardım edecek bize. Farya Hatun'a saldıranları bir bir yakalatıyor. Öfkeden gözü dönmüş. Büyük ceza kesecekmiş diyor herkes. Kurunun yanında yaş da yanarmış. E tabii biz de boş durmadık. Sultan Murat ne büyük adaletsizlik yaptığını fark ettiğinde masumların kanında boğulacak. Bu ahali bir padişahı tahttan indirdi Ahizade Efendi. Hele ahalinin fısıltıları sizin de yardımınızla haykırışa dönsün. Askerler de huzursuzlandı mı? Bak o zaman Sultan Murat'ın esamesi okunuyor. Kemenkeş Ağa. Sen bilirsin. Ne de olsa hünkârımızın mümtaz nedimlerindensin. Neyi bilirmişim Ferhat Ağa? Sultan Murat'ın aklında ne oldu? Onca insana neden kıydı? Değer miydi bir hatun için? Edep Ferhat Ağa. Senin o hatun dediğin hünkârımızın nikahlı zevcesidir. Dil uzatanın da dili koparılır. Ben masumları derim. Onlar neden telef oldu? Gidişat hayra alamet değil ağam. Ocak zaten huzursuz. Neymiş ocağı huzursuz ede? Sultan Murat İlyas Paşa'nın üzerine yürüdü. Lakin payitahttaki yeniçeriyi almadı yanına. Asker sefer ister. Ferhat Ağa. Bergama Kalesi'ne tez vakitte ulaşmak için payitahttaki yeniçeri alınmadı. Vakti gelince sefere elbet çıkacağız. O vakte kadar senin görevin askeri zapt etmektir. Ben elimden geleni yapıyorum. Ancak bazı yeniçeriler yoldan çıkmış. Madem hünkârımız bizi sefere götürmez, biz de rızkımızı ahaliden keseriz demeye başlamışlar. Esnaftan haraç alırlarmış. Geç olmadan ocağın sesi olağan. Hünkârımız derdimizi bilsin. Nerededir? Kendi sokağı sen de yürüdüm. Çıkmaktan
Müftü Hazretleri, kalabalık giderek artıyor. İdamlar karşısında ahali galyana gelmiş durumda. Halkı önlemekte güçlük çekiyoruz. Ne yapmamızı emredersiniz? Sultan Murat validesini dahi dinlemiyor. Beni mi dinleyecek? Sen arzı halleri topla, tek tek okuyup alakadar olacağımı söyle. Emredersiniz Müftü Hazretleri.